Evet efendim, Amerika'daki Türklerin doktoru Sayın Doktor Vedat Obuz'la şu an söyleşi yapacağız. Merhabalar efendim. Merhabalar. Evet, şimdi selamlaşmamız. Yok. Hoş bulduk. Hoş nasılsınız? Teşekkür ederim. Evet. Maalesef daha başka iyi bir sebeple insanların uzun yaşam artırma ile ilgili sorularını cevaplamak isterdim aslında. Öyle bir soruyla gelmiş olsanız daha iyi olurdu ama elimize gelen çekilir derdiniz. Şu anda tüm dünyanın olduğu gibi Amerika'nın da kapılarını çalmış olan koronavirüsle ilgili bir sorularınızı cevaplandırmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Koronavirüsü nedir? Şimdi üst solunum yollarında hastalık yapan, nezle gibi bir hastalık yapan virüs gruplarından bir tanesi. Hı hı. Bildiğiniz gibi her sene kış aylarında geldiği zaman bu insanların birbirine üst damlacık metoduyla bulaştırdıkları hastalık grubundan. Bildiğiniz gibi 3-4 tane virüsümüz var. Her sene bunlar sıklıkla insanları hasta ederler. En başında gelen virüslerden bir tanesi influenza'dır. Bildiğimiz grip. Hı hı. Ondan sonra parainfluenza ve yine enterovirüs grubunda, rinovirüs grubunda olan virüsler vardır. Onlar da bizim bildiğimiz nezle hastalığını yaparlar. Hı hı. Koronavirüs de aslında nezle grubunda olan çok fazla insanı sarsmayan, hastalık yapan bir hastalık grubundan olan virüstür. Ama bu sene bu virüs hayvanlardan insanlara atlarken mutasyon geçirmiş ve virüsün virülansı dediğimiz, yani hastalık yapma gücünü çok artırdı ve yayılma gücünü çok artırdı bir virüs haline gelmiş. 2019 senesinde bulunduğu için COVID-19 adıyla şu anda dünyada biliniyor. İlk önce Neo Corona diye bir isimle koyulmuştu ama en çok tutulan isim COVID-19. Zannedersem size harekete geçiren son 3-4 gündür New Jersey, Delaware, Pennsylvania'da teşhis koyulan vakalardır. Evet. Şimdi virüsün hikayesi şöyle. Bu virüs ismini koronavirüs demek, taçlı virüs demek. Mikroskopta, elektron mikroskopta baktığımız zaman böyle çıkıntıları olan, taç gibi çıkıntıları olan bir virüs. O taçların üzerindeki protein molekülleri her hücrenin üstündeki olan bu virüsün vücudumuza yapışmasını sağlıyor. Bu virüsün insanlarda daha çok hastalıklarını yapmaya sağlayan özelliği, yeni yapılan mutasyon, o yapışan bölgelerin özellikle ACE dediğimiz bir enzimin reseptörünün olduğu organlarda daha etkili bir şekilde yapışıp kalmasını sağlayıp hastalığı yapmasından dolayı. Bu ACE enzimin en çok olduğu organlarımızdan bir tanesi ciğerlerimiz, ikincisi kalbimiz, üçüncüsü böbreklerimiz. O yüzden belki televizyonda görmüşsünüzdür. Wuhan'da ilk ortaya çıktığında insanlar oksijen yetmezliğinden dolayı, beyine giden oksijenin anoksik epilepsi başlatmasından dolayı kıvrana kıvrana öldükleri, yollarda öldüklerini görmekteyiz. Şimdi bu virüsün özelliği hiçbir şey bir de yapmayabilir. Boğazınızda hafif bir kızarıklık şeklinde gelip geçebilir. Burun akıntısı, kırgınlık yapabilir ama özellikle yaşlılarda ve sigara içenlerde ve bazı ırklarda, özellikle sarı ırk dediğimiz yani ırklarda ve gördüğümüz gibi İran ırkında da Persianlarda, Perslerde bu enzimin fazla olduğu organlarda oranı fazla olduğu için daha etkili olmuştur. Bir de en önemli olaylardan bir tanesi de halk sağlığı ve hastanelerin kapasitesiyle alakalı bir olay. Aniden gelişinden dolayı yeterince eleman, ekipman ve malzeme olmadığı için bu insanların çoğu dökülmüş ve yayılımı fazlamıştır. Benim tahminim, avantajımız şu anda Amerika'da virüsün sezon sonuna doğru gelmiş olması. Biliyorsunuz bu virüsler soğuk havada Ocak, Şubat daha tehlikelidir. Mart başladık. Mart'ın sonuna doğru azalır. Nisan sonunda zaten hava sıcaklığı arttığı için 5 derecenin üstünde bunun etkisini kaybedecektir santigratta. O yüzden birinci avantajımız o. İkinci avantajımız ACE dediğimiz o enzimin insan ciğerlerindeki oranları var. Sarı ırkta ve Persian ırkında %40-60 gibi olan, bizim gibi Türk ırkında ve zencilerde %2'lerde gezdiği için eğer bulaşmış olsa bile bu kadar hastalık yapmayacağını düşünmekteyim. Birincisi. İkincisi de bu virüsten niye daha çok korkuyoruz? Yani normalde virüslerin bir
hastalık yayma kapasitesi ve hastalık yapma kapasitesi var. Bir odaya 20 kişiyi koysanız eğer kızamıklı, 20'sinden 20'si de bir kızamıklıyla birlikte 19 kişiyle birlikte etkiler, hepsi hasta olur. Bu oran gripte 4 ile 5 arasında, 4 gibidir. Bu koronavirüste 5'tir. Ama özelliği şu, öteki virüsler ateşli olmadan önceki prodrom devresi 7 gün gibi bir zamanda bu hastalığı geçirebilir. Ama maalesef hiç ateşin olmadığı geriye dönük 14 güne kadar bu hastalığı geçirme kapasite, yayma kapasitesi var. O yüzden bilinmeyen muamma bir virüsle karşı karşıya. Bu esnada virüs güçleniyor. Güçleniyor. Vücut güçlenmiyor. Vücuda girdikten sonra siz hastalık tamamen vücudunuza yayılmadan hastalığı boğazınızda taşıyıp başkalarına öksürükle verebiliyorsunuz. Bulaşma şekli. Bulaşma şekli en büyük kabarcık diyoruz. Yani hava kabarcığı dediğimiz, havada asılan mikroskopla göremeyeceğimiz kadar küçük hava damlaları vardır. Onların içerisinde havayla gezer bunlar. Öksürdüğü zaman bir kişi karşıdaki kişiye bu hastalığı verir. Öksürmeden daha fazla ne yapıyoruz günde en azından bir dakika içinde? En 3-5 defa nefes ve daha fazla veriyoruz. Elimizi yüzümüze sürüyoruz, gözümüze sürüyoruz, tabii, burnumuzu kaşıyoruz ve nereye değiyoruz? Her yere dokunuyoruz. Şimdi ben size riskte en fazla olan riski, yani bu hastalığı geçirme riskinin en fazla olduğu yerleri tek tek söyleyeceğim. Bir tanesi herkesin kullandığı iPad'lerimiz, iPad'ler ve şeylerimiz var. Telefonlarımız var. Evet. Bu ekranlar. Dokunduğumuz her yer. Şimdi ben buraya dokundum. Bundan önce bir hastanın dokunma ihtimali olduğu için elimi yıkayacağım hemen, evet, size göstereceğim. Şimdi elimizi düzgün bir şekilde yıkamanın en iyi metodunu göstereceğim. Bunlardan bir tanesi sabunlu ve sıcak suyla. Evet. Biraz önce size bir hastamıza rica ettik, gösterdi. Yıkarken 20 saniye en az olması lazım. Hani abdest alırken de bize Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde parmakları nasıl temizliyorsunuz? Bir de ameliyathanelerde temizleme metodu vardır. Elimizde tırnak en çok işleri, tırnak işleridir. Evet. Buraları yıkayacak şekilde 20 saniye ve 30 saniye kadar sabunlu suyla, sıcak suyla yıkayacağız. En önemli korunma metodumuz bir. Ben genelde elimi yıkadığım her zaman en çok mikropları taşıdığımız ağzımızın etrafı bölgesi, o bölgeyi de her zaman için yıkarım. Bu birinci metodumuz. Şimdi elimizi ağzımızın etrafındaki bölgeyi yıkadık. Ne yaptık? Buradan almış olma ihtimalim olan, bu ekrana değdiğim zaman almış olma ihtimalim olan mikrobun sayısını azalttık. Şimdi normalde her virüsün belli bir sayıda alınması lazım. Mesela bir hepatit geçebilmesi için en az 1000 tane virüs lazım mesela. Hepatit B'nin insanda hastalık yapabilmesi için bir oran var. Yani bu oranı düşürdüğünüz zaman virüs benim yüzüme gelmiş olsa bile burnumun girişine, sayısı az olduğu için bende hastalık yapma etkisi azalacaktır. Onu azaltmaya çalışıyoruz. Bir de hocam evlerde havlu kullanmamak doğru olur değil mi? Kağıt havlu. Kağıt havluyu tercih edeceğiz. Evet. Eğer dışarıdaysak bu çocukların ıslak bezleri var. Onları yanımızda taşımamızda büyük fayda var. Evet. Seçeceğimiz ürünler, biz burada mesela organik olarak daha çok insanlara organik olan ürünleri tercih etmeyi söylüyoruz. Evet. Antibakteriyel olanlarından. Bu antibakteriyel organik ürünlerin içinde en önemlisi portakaldan yapılanlar. Sitrus çok önemli bir organiktir. Bir şeyinizi rica edeyim. Bir dakika, ben size benim sitrusla olan bir tane organik ürün var. Çok etkili, bunun aynı zamanda spreyi olan, evet, ürünler var Amerika'da. Bunlar özellikle yüzeyleri temizlemede çok önemli. Ben daha çok organik ürünleri seviyorum. Sitrustan yapılan, sadece portakaldan yapılan ve en az bu ürünler kadar etkili ürünler var. Onu tercih ediyorum daha çok. Şimdi bu ürünleri kullanacağız evlerimizde. Ama hem de harcayacağımız miktarı azaltmak için, hem de şu anda her satılan bazıların talan edildiğini düşünerekten çok basit birkaç daha hastalığı önleme metodu size öğreteceğim. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz çamaşır suyu. Ona bir oranda bir kovada onu sulandırdıktan sonra onu paspasla her yere sürerseniz, böyle tahta yerlere, evinizin tamamını dezenfekte edersiniz. Sirkenin etkisi ne durumda? Sirke özellikle sebzelerde, yiyeceklerde çok etkili. Sirkeyi, evet, tavsiye ederiz. Hatta eskiler sirke, bir fincan sirkeyi bir büyük tasın içerisinde kaynatarak havayı kırardılar. Evet.
En önemli yerlerden bir tanesi kapı tokmaklarıdır. Evet. Evde en azından bir iki defa dokunduğumuz yerlerin temizlenmesini, bu Lysol'la veya işte wipe'larla silmesini tavsiye ederim. Bunları yaptıktan sonra mikrobun vücudumuza giriş yolu olan burun ve ağzımızı temizlemek için basit bir metot öğreteceğim size. Bildiğiniz gibi 500 mililitrelik bizim her birimizin içtiği bir su şişeleri var. Tamam. O su sterildir. Hı hı. Onun kapağını açınca onun içerisine bizim çay kaşığıyla 5 çay kaşığı tuz koyarsanız, hı hı, hipertonik bir tuzlu su yapar. Hı hı. Hipertonik tuzlu suyun özelliği, o tuzlu suda ne bakteri ne de virüs yaşamaz. Şimdi İslam'da biz ne yapıyoruz? 5 defa abdest alıyoruz. Evet. Bunun üstüne benim gibi sufiyseniz bir de bunu gece namazında ilerlerseniz 6 defa. Tarif günde 6 defa. Evet. Aynen abdest alır gibi o hazırladığınız tuzlu suyu ağzınıza, burnunuza üçer defa çekerseniz, gargara yaparsanız %100 oradaki gelmiş, seni de hasta etmeye hazır olan mikropların kolonize olup önlemesi almış olursunuz. Hocam şişeyle de yanımızda taşımamız doğru olur. Doğru olur tabii, yanınızda taşıyacaksınız. Bir kere yaptığınız zaman bir tanesini ağzınıza değirmeden yalnız gargara yapacaksınız. Aynen. Elinize değirmeden aynı şey, kapağını kapatıp sürekli kullanabilirsiniz. Steril başladık, steril devam ediyoruz. Evet. Peki hocam havadaki asılı olan mikrop için havaya sıkmamız gereken bir şey tavsiye eder misiniz? Onu tavsiye etmem. Onun için tavsiye edeceğim şeylerden birisi, ateşli olan birisinin, hı hı, maske kullanması, başkalarını enfekte etmemesi için. Başka maskeyle kendinizi korumaya çalışmanız biraz bence gereksiz ve başarısız olur. Çünkü bir maskenin koruyabilmesi için tamamen seal olması lazım. Bunlara biz N95 diyoruz. Şu anda hiçbir yerde N95'i bulabileceğinizi zannetmiyorum. Onları da zaten kullanımı kısıtlı. Taze kullanmanız lazım her gün. Yani şimdiye kadar yapılan araştırmalar da onu gösterdi. Hasta eğer ateşi olduğu zaman en fazla başkalarını enfekte etme riski olduğu için, ateşi olan herkes virüsün ne olduğuna bakmaksızın, çünkü şu anda elimizde testler yok, hemen ölçemeyeceğiz. Bir maske koysun, evindeki çoluğunu, çocuğunu, çalıştığı yerdeki iş arkadaşlarını, gittiği bakkaldaki, dükkandaki, restorandaki kişileri korumak üzere kullansın. Ya da seyahate giderken ateşi varsa çıkmasın. Yani en önemli unsurlardan bir tanesi, kendimizle birlikte başkalarını da düşünmemiz gerekiyor. Evet. Bunlara riayet edersek, toplu olan yerlerde öksüren, aksıran bir kişi gördüğünüz zaman onun en azından bir adam boyu diyoruz, 6 feet Amerika'da 1,5 metre mesafesinde uzak durun. Çünkü kabarcıkların en yoğun olduğu, sizi en çok fazla enfekte edebilecek bölge orasıdır. Şimdi yani virüsle ilgili ilk başta söylemek istediğim, önlemek için söylemek istediğim şeyler var. Evet. Şimdi sizin sorunuzun bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendirmemiz? En önemli olaylardan bir tanesi şu. Çünkü 100 kişiyi alın. Evet. Aynı ortama koyun. Aynı ortama koronavirüsü, influenza virüsünü pompalayın. Evet. O 100 kişinin içerisinde 20 kişisi veya 10 kişisi ne kadar virüs koysanız hasta olmuyor. Onların ötekilerden farkı ne? DNA'lar mı farklı? Değil. Hepsi aynı ırktan koyuyorsunuz. Hepsi aynı şekli şemali olan. Onların farklı bağışıklık sistemlerinin güçlü kuvvetli oluşu. Olması. Şimdi ben buraya gelmeden önce biraz araştırma yaptım. Bir tanesi Allah'ın bir lütfu diyelim. Şimdiye kadar yapılan araştırmalarda 1 ile 9 yaş arasındaki çocukların bir sebepten dolayı korunduğu görülüyor. Şu ana kadar tespit edilmedi 1 ile 9 yaş arasında. Öncelikle küçük çocuklar olan, kendisine evham çok yapan annelerin evhamdan kurtulmalarını istiyoruz. Birincisi o. Onların büyük ihtimalle ciğerlerinde veya üst solunum yollarındaki yaptıkları bir salgıdan dolayı bu virüsün virülansını, yani hastalık yapma kapasitesini engellediklerini düşünüyorum. Süper. Yani ciddi bir şekilde. Birincisi o. İkincisi, bu %20 hasta olmayan kişilerin öteki kişilerden farkı ne? En önemli farkları ya genetik olarak immün, yani bağışıklık sisteminin kuvvetli oluşu, onun yanında yedikleri içtikleri şeyler çok önemli. Evet. Şimdi bu virüsü öldüren maddeler neler diye bir araştırma yaptım ben. Bu virüsü öldüren maddelerden bir tanesi sambuka denilen bir ürün var. Bir beriden yapılan. Onun yanında şu anda eczanelerde satılan bir öksürük şurubu cinsi var. O değil, onun bir başka cinsi. Deneysel ortamda bu virüsü öldürdüğü, bu koronavirüsünün COVID-19 değil de öteki koronaları öldürdüğü gösterilmiş. Evet. O öldürmeyi sağlayan maddenin de ne olduğunu bulmuşlar.
kafeik asit dedim, kahvede de olan ama ismini kafeik asit olarak bildiğimiz bir asitin olduğu gösteriyor ve kafeik asitin en çok olduğu ürünlerden bir tanesinde türmerik olduğunu bulmuşlar. Şimdi benim size yapacağımız en büyük tavsiye, evet. Bizim Philadelphia'da bir dergahımız var. Dergahımızda her sabah bir çorba yapılır. O çorbanın ismi kancı çorbasıdır. Bunun bu sabah gelirken bir örneğini getirdim. Özelliği 8-9 tane tahılın, bol meyvanın ve bolca türmeriğin olduğu, baharatın olduğu bir çorbadır bu. Evet. Sabah sıcak olarak sabah namazından sonra tekkiye gelen, dergaha gelen herkese verilir bu çorba. Bu çorbanın özelliği içindeki bol türmerikten dolayı immün sistemlerini insanların müthiş bir şekilde kuvvetlendirdiğini düşünüyorum. Yani yapılabilirse her evde eski Osmanlı usulüne kahvaltıda çorbaya dönülsün derim. Bunun birincisi bu. Şimdi ikincisi, insan immün sistemini en çok kuvvetlendiren ürünlerden birkaç tanesi de bioflavonoidler dediğimiz, yani meyvelerin, renkli meyvelerin ve renkli sebzelerin rengini veren maddeler, antioksidan maddeler. Yani bolca rainbow diyoruz Amerika'da, Türkçe'de yani gökkuşağı gibi sofranız rengarenk olacak. O renkli ürünler, antioksidanlar sizin immün sisteminizi kuvvetlendirecek. Şimdi immün sistemleri kuvvetlendirmeyin, immün sistemini çökerten bir ürün var. Ondan uzak durması lazım. Çocuklar bir başka çocukların doğum günü partisine gittikten sonra ne olur? Herkes kütür kütür dökülürler, hasta olurlar. Bunun sebebi nedir biliyor musunuz? Orada bolca şekerler yerler. Şeker insanların immün, yani bağışıklık sistemini down en yapıyor, çok başlayan, down yapan üründür. O yüzden benim ilk tavsiyem, çayı bile şekersiz içmeye gayret etsinler insanlar. Bu bir milat olsun dönüş. Şekeri azaltıp, şekerin miktarını azaltmak birinci önemli ürün. İmmün sistemimizi kutlatmak için. İkincisi, immün sistemi kuvvetlendiren antioksidan sebze meyvelere geçsinler. Benim her hastama verdiğim bir tarifim var. İsterseniz bu tarifi siz linkini verirsiniz. Evet. Fotoğrafıyla birlikte saytınızda. Benim yeşil içecek, Dr. Rose Green Juice dediğim bir içecek tarifim var. Bunun içerisinde antioksidan ve B vitaminleri ve insanların içerisindeki toksinleri bağlayan fiberlerin en yüksek oranda olabileceği bir karışım hazırladım ben. Evet. Bu karışım her türlü hastalıkta, özellikle şeker hastalığında, özellikle kilo vermelerde çok büyük faydası olan bir karışım. Hastalarımla, binlerce hastalarım kullanmış ve hala kullanmaktadır. İkincisi de hasta olana ne yaparız biz Anadolu'da? Paça çorbası. Süper. Paça çorbasının içerisinde ne koyulur en çok? Sebzeler. Bir de soğanın yanına ne koyarız? Sarımsak. Sarımsak. Çiğ sarımsak özellikle bir paça çorbası ile birlikte bağışıklık sistemini, virüse karşı direnci en çok artıracak şey. Benim yine hastalarıma verdiğim kemik suyu tarifim var. Bunu da verebilirsiniz. Eğer üşenmezse anneler babalar kemik suyularını yaparlar. Bu kemik suyunun bir kaşığını yapacakları bu çorbaya veya herhangi başka bir çorbaya katabilirler. Pilavın üstüne bile karıştırıp verebilirler çocuklarına. Kemik suyunu kaynattıktan sonra yemekleri de kullanabiliriz. Yemekleri de kullanacağız. Aynı şekilde kemik suyunun özelliği şu. Kemik suyunun içerisinde kolajen var. Kolajen ne yapıyor? Kolajen vücudun içerisindeki immün sistemi bağırsaklarda kolajeni ile birlikte bağırsak bölgesine yöneltiyor. Bağırsak bizim ilk defans yerlerimizden bir tanesi. En önemli defans ve bağırsaktaki denge, özellikle iyi bakteri dengesi yerine sağlayınca o bakterilerin ve vücudumuzdaki immün sisteminin mikroplara bir karşı üreteceği ürünler, bir türeit olsun, ondan sonra yine immün globülinler olsun, sayısı çok artıyor. Hı hı. Öteki özelliklerinin bir tanesi bu. Şimdi sırayla geçelim. Bunların yanında immün sistemimizi en çok kuvvetlendirecek ürünlerden bir tanesi yine virüslere direkt öldürme etkisi olduğu ispatlanmış vitamin C var. Ben sizin vitamin C ile ilgili bir benim tavsiye ettiğim ve hoşuma giden vitamin C toz vitamin C'dir. Özelliği askorbeyt olan cinsidir. Mideye dokunmaz. Yani çoğu insan suda mı içeceğiz onu? Suyun içerisine, bunun içerisinde bir kaşık tatlı kaşığı koyduğunuz zaman 3,5 gram vitamin var. Benim
hastalıklı olan zamanlarda, böyle zamanlarda hastalara tavsiyem 10 grama kadar alabilirler. Evet. Bu vitamin C'nin özelliği 10 grama kadar ishal yapmaz. Hassasiyet yapmaz. Evet. Vitamin C'nin yanısında yine immün sistemi müthiş kuvvetlendiren vitamin D3 vardır. Hatta bazı çalışmalar vardı. Seyahatlerden önce 20 bin ünite ve seyahat sırasında 20 bin ünite alan insanların üst solunum yolu hastalıkları geçirmediğini gösteren çalışmalar var. Ben D3 vitamini daima K2 vitamini ile birlikte dengelensin istediğim için birebir oranında 100 mikrogram K2 vitaminin her 5000 ünite ve vitamin D için kullanmasını tavsiye ediyorum. Alfabe ile gidiyoruz yani ABC dedi. Evet. C vitamin C, D vitamin D. Vitamin D çocuklar için olan damlalıklar cinsi var. Hastalık zamanında 2000 üniteye kadar küçük çocuklara 5 yaşın altında verebilir anneler. Vitamin C, vitamin D'yi veriyoruz. Yiyeceğimizde dikkat ediyoruz. Bunların haricinde ikinci bir metot daha var immün sistemimizi koyduk. Bunu herkes hiç düşünemiyor ama terleme, terlemeyi yaptıran egzersiz. Egzersiz yaptığımız zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Vücudumuzun içerisindeki bütün lenfatik sistemi pompalıyoruz. Ayaklarımız bölgesinde olan, üretilmiş olan lenfatik sisteminin mikroplara karşı ürettiği antikorları pompalıyoruz. Vücudumuzun diğer bölgelerini, ciğer dolaşımıyla birlikte hızlandırıyoruz. Lenfatik sistem dolaşımını hızlandırıyoruz. En önemli şey bir de terleme sırasında vücuttaki toksinleri atıyoruz. Toksinler atıldıktan sonra vücudumuz içerisindeki mekanizmalar, hidrojen peroksit üretimi olsun, mikroplara karşı, virüslere karşı etkili maddelerin sayısı ve oranı çok yükseliyor. Her türlü enfeksiyonu önlemede en önemli unsurlardan bir tanesi doğru bir şekilde elleri yıkamak. Bunlardan bir tanesi sıcak suyla, sabunla en az 20 saniye. Çocuklar için benim geliştirdiğim kolay bir metot var. Şimdi onu bize gösterecek. Buyurun. İsmini söyle bakın güzelim. Ecrin. Ecrin. Evet, Ecrin şimdi Amerika'da çocukların hepsinin bildiği bir alfabe şeyi var, şarkısı var. Onunla söyleyecek. Go ahead and başla. Turn the volume on and sing your song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Now, do between your hands, fingers also like this and what's that? Tamam, teşekkür ederim. Yani kısaca özetlemek gelirse, korunacağız, hijyene dikkat edeceğiz, toplu olan yerlerden uzak duracağız, akşam gün batımından sonra dışarılarda fazla bulunmayacağız. Çünkü virüs oranlarının havadaki asıl oranın en fazla olduğu zamanlardır. Ortamda öksüren, aksıran bir kişi varsa o kişilerin kapatmasını sağlayacağız, uzak duracağız. Elimizi sık sıkça yıkayacağız. Ağzımızı, burnumuzu hipertonik tuzlu solüsyonla lavaj yapacağız. Bu arada bir şey daha ilave ederim. Benim sağsa hürmetimi göndereceğim, vefat etse Allah rahmet etsin diyeceğim Ankara Tıp Fakültesi'nde bir mikrobiyoloji profesörüm vardı. Artvinliydi kendisi. Evet. Kendisi bize bir mikrobiyoloji dersinde askerdeyken büyük bir menenjit salgını nasıl önlediğini öğretmişti. Seneler sonra yine benim buradaki hocalarımdan integratif tıpta, fonksiyonel tıpta Dr. Jonathan Wright'ın bana öğrettiği bir madde var. Bunu herkese öğretmek istiyorum. Bu maddenin ismi iyot. Aslında çağımızın hastalıklarının çoğu D vitamini ve iyot eksikliğinden kaynaklanıyor. İyotun özelliği sadece dışarıdan alınabilecek bir madde olduğu için yeterince almadığımız zaman vücuttaki eksikliği immün sistemi baskılıyor. Her neyse hocam şöyle demişti. Askerde bir menenjit salgını başladı. Bir türlü önleyemiyoruz. Birbirine askerlerin geçirmesini önlemek için bir büyük varil aldım dedi. Varilin içerisine işte %2'lik iyot, lugol solüsyonu dediğimiz solüsyon yapacak oranda tentürdiyot koydum. Saf tentürdiyot ve her gelen askere yatakhaneye girmeden ağızlarını onun içerisinden aldıkları bir kepçe suyla gargara yaptırdım ağzını ve burnunu dedi. Şimdi aynı şeyi burada tavsiye edeceğim. Burada Amerika'da Betadine adında satılıyor şeyde eczanelerde reçetesiz bölümde. Bu iyotun kendisi, tentürdiyotun. Onu alabilir ya da hazır yapılmış %2'lik Lugol solüsyonu Amazon'da var. Yapacağınız sizin yine bir bardak veya 500 mililitrelik sıvının içerisine 20 damla o tentürdiyotu veya Betadine'den koyup
gargara yapmaz. Yani tuzlu sudan sonra onunla da gargara yap. Özellikle günün son gargarasına onu ilave ederseniz hastalıktan müzdarip olma riskinizi çok azaltacağınızı düşünüyorum. Vitamin C takviyesi yapıyoruz. Vitamin D ve K ile birlikte olabildiğince 5 ile 8 bin ünite büyükler için en az 2 bin ünite çocuklar için tavsiye ediyoruz. Dengeli besleniyoruz. Özellikle çorbalar önemli. Evet. Sebze çorbası gösterdiğimiz, kancı çorbası gibi içerisinde türmerik baharat olan bol çorbalar. Ayrıca yine ağız kokusu olmasından çekinmezseler sarımsak, çiğ sarımsak özellikle yutmak daha iyisi, evet, onları tavsiye ediyoruz. Peki efendim, bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.